Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Zümer Suresi 71-75. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Ve bu Zümer Suresinin son bölümü oluyor. Böylece bir sureyi daha tamamlamış olacağız. Allah-u Teala şöyle bildiriyor. وَسِيْغَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا O inkar edenler, kafirler, zümreler halinde cehenneme sevk edilirler. Zümer suresi ismini buradaki zümer kelimesinden alıyor. Türkçede de zümre şeklinde kullanılır. Bunun çoğulu zümer şeklinde gelmekte. Zümreler anlamında. Yani gruplar halinde. Gruplar halinde derken nasıl ki mesela resmi geçitler oluyor. Resmi geçitlerde okullar sırayla geçiyor. Ve gayet belli bir nizamla bunlar yapılıyor. Rastgele herkes keyfine göre oradan geçmiyor. Diğer alemde Hazreti Adem'den ta kıyamete kadar insanlık alemi, işte her kavme peygamberler gönderilmiş veya peygamberin yolundan giden davetçiler o kavimlerde bulunmuş, Allah'ın dinini anlatmışlar. Böylece orada adeta asırların, bütün zamanların bir resmi geçidi olacak. Ve insanlar grup grup, fikirlerine göre, inançlarına göre tasnif edilecek. Ve böylece insanlar zümreler halinde uygun olan yerlere gönderilecek. Burada ilk önce nazara verilen kafirlerin grup grup gönderilmesi. Mesela grup grup derken, يَوْمَا نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ O gün insanları önderleriyle biz çağırırız. O ayetin de ışığında değerlendirirsek, mesela Firavun ve yandaşları, Firavun, Ali Firavun ve onlar bir grup halinde Haşr'ın mahkemeyi kübrasına getirilecek. Mahşer meydanında grup halinde onlar şöyle bir muhakemeden geçecekler. Öte yandan diyelim ki Peygamberimiz döneminde peygamberimize muhalefet eden Ebu Cehil ve yandaşları, Mekke müşrikleri, onlar ayrı bir grup gibi. Ta günümüze kadar geldiğimizde, günümüzde yine değişik insan grupları ve bunlar içinde birbirine durumu yakın olanlar, her biri bir zümre, bir grup şeklinde mahşer meydanında bulunacaklar. Hatta izâ câûhe, geldiklerinde, cehenneme geldiklerinde fütihat ebvâbuha, cehennemin kapıları açılır. Cehennemin dünyadaki misali hapishanelerdir. Ve özellikle bu hapishaneler içinde daha böyle şartları zor olan hapishanelerdir. Açık hava hapishaneleri var. Nispeten orada bir hürriyet var. Ama bir de zindan türü hapishaneler var. Ve kale kapısı gibi kapılar, loş bir ışık ve açıldığı zaman bir gıcırtıyla açılıyor. İnsanı ürperten bir sessizlik ve nahoş kokular. Bütün bunları böyle üst üste koyduğumuzda cehennemdeki manzara bundan çok daha dehşetli. İşte nasıl ki hapse gönderilen, zindana gönderilen bir kimse o demir kapılar böyle açıldıkça bir heyecan duyar. Eyvah gidiyoruz tarzında. Bir heyecan duyar. Cehennem ehli de bu şekilde cehennemin önüne kadar getirilecek. Ve fütihat ebvâbuha, kapılar açılıyor. Ve gâle lehum hazenetuha, cehennem bekçileri, cehennem görevlileri, hazene, hazin kelimesinin çoğulu, bu noktada görevli olan melek anlamında, onlara soruyor. Dedi ki, Elem ye'tikum rusulun minkum, içinizden peygamberler, elçiler gelmedi mi? Yetlûne aleykum âyât rabbikum, Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve yunzirûnekum likâe yevmikum hâzâ. Bu gününüzü size hatırlatan, uyaran içinizden peygamberler gelmedi mi? Yani orada da bir sorgudan adeta geçiyorlar. Nasıl oldu da buraya düştünüz? Niye buraya geldiniz? İçinizden peygamber gelmedi mi? Cehennemin olduğunu size hatırlatmadı mı? Galu, onlar dediler ki, grup grup o cehenneme gönderilenler, dediler ki, bela, yani evet,
peygamberler, elçiler bize geldi. Velakin hakkat kelimetul azab alel kafirin. Lakin kafirler üzerine azap sözü hak oldu. Yani biz de kafirler içinde yer aldık. Kafirlerle ilgili azap vaat edilmişti. O azap gerçekleşti diyecekler. Çünkü Allahu Teala le'emle'enne cehenneme diye vaatte bulunuyor. Muhakkak ve muhakkak ben cehennemi kafirlerle dolduracağım, inkarcılarla dolduracağım diye bildiriyor. Ve o söz diğer alemde tahakkuk edecek. Ve burada şu manayı da bu münasebetle hatırlayabiliriz. Cenab-ı Hak bildiriyor ki وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ biz elçi göndermedikçe azap edici değiliz. Yani her kavme peygamber veya peygamberin davetini anlatan kimseler gelmiş, gönderilmiş. Eğer davet ulaşmamışsa veya gönderilmediği zamanlar olmuşsa, istisna durumlar, onlar zaten mükellef de olmuyor. Ve zaten kendilerine emirler, yasaklar bildirilmediğinden mükellefiyetten bir nevi düşmüş oluyorlar. Burada da benzeri bir durum var. Ve cehennemde görevli olan melekler, oranın bir nevi gardiyanları, onlar işte soruyorlar. Peygamberler gelip buraya düşeceğinizi, böyle bir azabın olduğunu size hatırlatmadılar mı? Onlar da diyorlar, evet hatırlattılar. Böyle olunca artık bunların mazeretleri yok. Orayı gerçekten hak etmiş oluyorlar. Gıyle denildi ki, yani kimin dediği burada söylenmiyor. Asıl burada söylenen söz demek ki önemli. Bundan dolayı taraf ilahiden mi doğrudan denildi? Yoksa bir melek aracılığıyla mı denildi? Ayrıntıya girilmemiş. Udhulu ebuvabe cehennem, cehennem kapılarından girin. Halidine fiha, orada daimi kalmak üzere. Cehennemin daimi oluşu gerek bu ayet gerek daha bazı ayetlerle sabittir. Ve halidine fiha ebede gibi ifadeler orada devamlılığı bildirmektedir. Zaman zaman insanların hatırına şu gelebiliyor. Diyorlar ki kafir şu dünyada kısa bir ömürde 60-70 yıllık bir hayatta ömrünü inkarla geçirdi. Bir takım günahlarla geçirdi. Buna mukabil diğer alemde ebedi bir ceza verilmesi fazla olmuyor mu? Yani bunun cinayeti kısa bir zaman dilimi ama buna mukabil göreceği azap ise ebedi bir cehennem fazla olmuyor mu gibi hatıra gelebiliyor. Bu noktada şu düşünülebilir. Mesela bir insan eline silahı alsa ve şöyle bir hareketle tetiği çekse bir kişinin ölümüne sebebiyet verdi. Bir anlık bir olay. Ama bunun neticesi müebbet hapis veya idam. Veya 24 yıl hapis. Bir anlık böyle bir cinayete en az bir 24 yıl hapis cezası veya müebbet hapis cezası nasıl adaletse, Allah-u Teala da diğer alemde kafirleri istese yokluğa gönderebilir. Tümüyle vücuttan silebilir. Ama öyle yapmıyor. Nasıl ki idama mahkum olan bir kimsenin cezası müebbet hapse çevrilse rahatlıyor. Oh be idamdan kurtulduk diyor. Onun gibi cehennem ehli de idamdan kurtulmaktan memnun olacaklar. Gerçi yani başka manada belki ilk anda hatıra gelen durumlar olabilir. Yani ölsek de kurtulsak tarzında bu meyanda da bazı belki ibareler geçiyor. Ama bu daha çok histen, tevehhümden kaynaklanan durumlar. Yoksa var olmak velev cehennem şartlarında da olsa yokluğa nispetle bir rahmettir. Allah-u Teala onları idam etmemekle, yokluğa göndermemekle onlar hakkında da rahmetini bir nevi tecelli ettiriyor. Ve zaman içerisinde, o ebedi azab içerisinde bir nevi cehenneme ülfet. Azabın hafiflemesi değil ama zamanla bir nevi alışmak gibi böyle bir durum söz konusu olacağı rivayetlerden anlaşılıyor. فَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ Mütekebbir olanların, yani imanı kabul etmeyen, imana yönelmeyenlerin ve bir kibir içinde olup da Allah'a inanmayanların akıbeti ne de kötü oldu.
وَسِيْغَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةُ زُمَرًا Rablerinden sakınan, takva sahibi olanlar, onlar da grup grup cennete doğru sevk edilirler. Yani önce Allahu Teala cehenneme doğru manzarayı bize anlattı. Cehennem ehli grup grup cehenneme gönderiliyor. Orada zebaniler tarafından kısa bir sorgu, ardından yeri neresiyse oraya atılıyor. Ardından Allahu Teala cennet ehlinin durumunu bize anlattı ve anlatıyor. Ve cennet ehli de yine zümreler halinde, gruplar halinde, grup grup, öbek öbek onlar da cennete doğru gönderiliyor. Ve fütühat ebvâbuhâ ve kapıları açılmıştır cennetin. Cennetin kapıları açık olduğu halde cennete geliyorlar. Ve gâle lehum hazenetuhâ cennetteki görevli olan melekler, onlar da soruyor. Şöyle diyorlar, selamun aleykum, selam size. Nasıl ki dünyada biz birbirimize selam veriyoruz, selamun aleyküm diyoruz. Cennet ehli de cennete girerlerken melekler onlara selam verecekler. Selamun aleyküm diyecekler. Tıptum, artık temiz oldunuz. Dünyadaki pisliklerden, günahlardan, daha ne kadar kötü, menfi şeyler varsa bunlardan temizlendiniz. Fedhulûhâ halidin, o cennete ebedi kalmak üzere girin diyecekler. Ve gâlû, cennet ehli ise o zaman şöyle diyecekler. Elhamdülillâhillezî sadagana vâdeh, vaadinde sadık olan Allah'a hamdolsun. Yani Allah bize cenneti vaat etmişti, ebedi saadeti vaat etmişti. Bunu tahakkuk ettiren, bunu bize veren Allah'a hamdolsun. Ve evrasenel arda ve cennetin arzına, cennetin mekanına bizi varis kıldı. Netebevvehu minel cenneti haythüneşe, cennetin neresinde dilersek oraya oturabiliyoruz, gidebiliyoruz. Bundan dolayı Allah'a hamdolsun diyecekler. Değerli izleyenlerim, cennetin hususi kısımları var. Herkese düşen miktarı, herkesin müstakil bir cenneti. Yani dünyadaki villalar, köşkler gibi düşünülürse, bahçeli bir şekilde, bağlar bahçeler içinde, herkesin başkalarına kapalı hususi bir cenneti olacak ailesiyle beraber. Bir de umumi cennet. Umumi cennet de artık ortak bölgeler gibi, tabiri caizse o ortak olan kısımlarda bütün ehli cennet istifade edecek. Hususi cenneti de güzel, umumi cennet de gayet güzel bir şekilde olacak. Ve en son cennete giden kimseye dünya genişliğinde özel bir mülk verilecek. Yani dünyada hiç kimse dünyanın tek başına sultanı olamamış ama diğer alemde cennete giden herkese dünya genişliğinde bir saltanat verilecek. فَنِّعَمَ اَجْرُ الْعَامِلِينَ Amel edenlerin, Allah için amel edenlerin ecri, mükafatı ne kadar da güzeldir. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ Ve sen melekleri arşın etrafını kuşatmış bir şekilde görürsün. Yani diğer alemde artık arşa görevli olan melekleri de görmek, şu anda dünyada görmediğimiz nice şeyleri görmek, bu gibi durumlar söz konusu olacak. Çünkü diğer alem şu alemden hayli farklı bulunacak. Ve insan orada tekamül etmiş olacak. Dünyada kabiliyetlerimiz çekirdekler gibi, dünyada bir nevi fidanlık halini alıyor, ağaç halini alması, yani tekamül etmesi, kemale ermesi diğer alemde gerçekleşecek. Ve öyle olunca melekleri görmek orada mümkün olacak. İşte anlatıldı. Cennete ehli cennet gönderildiğinde cennetteki melekler onlara selamun aleyküm diyor. Doğrudan onlara konuşuyorlar. Halbuki dünyada meleklere peygamberler muhatap oldu. Az sayıda da bazı başka insanlar meleklerin konuşmasına veya görülmesine muhatap oldu. Diğer alemde ise cennet ehli bu şekilde meleklere muhatap olacak. Yusebbihune bihamdi rabbihim, o arşın etrafındaki melekler
hamd ile Rablerine tesbih ederler. Yani elhamdülillah artık beka yurdu kuruldu. Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme alındı. Bundan dolayı melekler hamd ile Rablerine tesbih edecekler. Ve gudiye beynehum bil hak ve aralarında hak ile hükmedildi. Vakile ve denildi ki elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin denilecek. Biz dünyada da elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Okuduğumuz her Fatiha'ya bununla başlıyoruz. Ve biz gerçi dünyada bütün alemleri de bilmiyoruz. Dünyayı bir derece biliyoruz. Diğer alemlerden çok da fazla haberimiz yok. Ama cennete gidildiğinde cennet ehli elhamdülillahi rabbil alemin ifadesinin manasını çok daha derinlemesine söyleyebilecekler. Cenab-ı Hak bizi de o cennet ehli olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.